Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 14 Nisan 2023 Cuma. Öncelikle herkesin cumasını kutluyorum arkadaşlar. Bursa'dayız. Bursa yayınımız açık bugün. İstanbul yayınımız var. O premium üyelere ait. Hemen Bursa ile ilgili değerlendirmelerimize geçiyoruz. Gerçekten çok cazip bir gün Bursa'da. Birinci koşu 14'te başlıyor. Birinci altının ilk ayağı hemen hemen tüm koşular gördüğünüz bir tanesi hariç. Çim pistte. Evet, 7 numaralı Tunç Siperi burada öncelikle şartlı 4, 4 yukarı Araplar 1500 metre başlığımızı bildirelim. 7 numaralı Tunç Siperi'ni Nevzat Avcı ile banko atıyoruz arkadaşlar. Evet, 7 numaralı Tunç Siperi banko. İkinci koşu kısa vade 6-4 yaşlı Araplar. Burada 1700 metre çim piste çıkacaklar. 16 tane safkan var gördüğünüz gibi. Çok cazip bir program. 2 numaralı Bak Gör Eray Çizik'le 5 numaralı Baş Alp Onur Yıldız'la 10 numaralı Zalim Kan Sinan Özen 11 numaralı Akşam Meltemi Nevzat Avcı 4 numaralı Mahrubi Kadir Tokaçoğlu ikilisi 16 numaralı Afafet 15 numaralı Önder Han, Tolga Yıldız ve 13 numaralı Uçan Ceren, Tugay Alıcı. 2, 5, 10, 11, 4 ve 6 ekürler 15'e 13 diyoruz. Zor bir ayak bu. Tabi burada tuttuğumuz atlar var ama şu an yani bunları zikretmek ne derece doğru olur? Çünkü 16 tane at var arkadaşlar, 15 at var. Yani burasını az atla geçmek hemen hemen imkansız. Burada tabi ilave edip etmeyeceğimize de bakmamız lazım. Kısa vade 6 koşu bu. Yine burada tabi Akşam Meltemi ve Zalim Kan, Aksuhan 1 numara. Yani 10-11 numara bunlar kesinlikle. Yazılmalı tabi Mahrubi özellikle 4 numara Kadir Tokaçoğlu'yla da. Baş Harp 5 numara. Burada ikinci atımız zaten. Yani bunlar yani kesinlikle yazılması gereken safkanlar. Bir indirime gidemiyoruz yani çok fazla. Şartlı bir yine önümüzde iki yaşlı İngilizler bu sefer 800 metreye çıkacaklar. Evet şartlı birler hem çok böyle sevimli hem de başımızın derdi yani. Giriyor girmiyor çıkıyor çıkmıyor. Nasıl olacak? Artık bunlardan sıyrılmak zor. O yüzden kabul edeceğiz bunu. 5 numaralı Fersen Clever Mustafa Çiçek'le ilk atımız. 7 numara Kınalı Girl, Tolga Yıldız'la 3 numaralı Running Step, Nevzat Avcı ve 1 numaralı Arsenal Zülfikar Karabulut. Evet, bu safkanları yazmak durumundayız. 5, 7, 3 ve 1 diyoruz. Sürpriz 8'den gelebilir, dikkat bu ata. Madame Imposter. Evet, döncü koşuyla beraber altılı gayen başlıyor. İkinci altılı gayen başlıyor. Handikap 14 bir mücadele. Bu 3 yaşlı İngilizler 1300 metreye çıkacaklar kısa metrajlı olarak. Gerçekten birbirine yakın başarı grafiği süper olmayan 3 yaşlı ama gelecek vadeden safkanlar bir araya gelmişler. Henüz daha bunlar tam kimliğini sağlayamamış yani tam kendilerini ifade edemeyen safkan bunlar. O yüzden böyle bir yarışı ilk ayağa koymaları normal. Beşli Ganyan'ı burada teşvik etmek için TCK. 4 numaralı İstanbul Light'tan başlıyoruz Mustafa Çiçek'le. Evet, bana göre bu at gelecek ama tabii arkasından 9 numaralı Gelsen Kirşen, Ali Kaplan'la 11 numaralı Ada Vapuru, Eküler 9 ve 11. 13 numaralı Bilojan, Okan Gökçe'yle. Arkadaşlar sürpriz konumda olabilir bu. Yani sonuçta ömrü hayatını bir kere kazanmış Burak Akçay'la Mart ayında Antalya'da. Bursa'dan gitti Antalya. Şimdi tekrar Bursa'ya geldi Antalya kapandığı için. Genter falan çalışmıştı. Yani direnler yazsın tabii ki. 8 numaralı Exclusive Lady Sinan Özen. 7 numaralı Run for Heart Fırat Arslan. Ve 6 numaralı Mikea Mahsun Turan. Evet burada tabii 5 numaralı Storm Runner'ın da unutmamak lazım. Nevzat Avcı son koşusunu kazandı. Yine kazanır mı? Yani kum pisti Bursa'da sevdi. Mehmet Kaya ile kazanmıştı. Şu an Mehmet Kaya'yı burada göremiyoruz.
Evet. 4, 9 ve 11, 13, 8, 7, 6 arkadaşlar ve 5 numarayı da ilave etmek gerekiyor tabii. Beşinci kuşu şartlı 19, 4 yaşlı Araplar 1400 metre kum ise çıkacaklar. Burada önceliğimiz bizim siyah küllerden Mondiş, Adem Ceylan ve 11 numara Özgün Efsanesi Gökhan Yıldız. 2 numaralı Öntaç, Jamal Paso. 6 numaralı Gangster ve 9 numaralı Jargon. Arkadaşlar Onur Yıldız ve Okan Gökçe. 3 numaralı Buket Kaya, Mert Uyar. Ve 1 numaralı Deniz Hat, Eray Çizik ile. Benim atım burada açıkçası Eray Çizik'in Deniz Hat. Biraz sürpriz olabilir bu ama ne olsa olsun Eray Çizik daha evvel de bindi bu safkana. İstanbul'da Maiden bir yarıştı o. Zaten Maiden bu da şöyle söyleyeyim. Handikapa da katıldı bu çünkü. Katıldı. Yani bu safkan aslında boyundan büyük yerlere girmeye çalıştı. Bilemiyorum burada bu grup buna hafif bile gelebilir ama bir şekilde en son atı yaptık onu. 4-11 diyoruz siyah küller. Yani onlar hak ediyor yani Monish şu anda hak ediyor meydanından çıkmayı. 2, 6 ve 9 diyoruz kırmızı ekler. 3 ve 1 diyoruz. 6. koşu Selami Kavçin koşusu. Kısa vade 6-4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Burada. Evet arkadaşlar burada 2 numara Hackney'i banko atacağız Mustafa Çiçek'le. Hackney'den attık burada yani Mustafa Çiçek kazanıp duruyor. Bir ayağın kurşun bir Mustafa Çiçek. Bir ayağın kurşun bir Mustafa Çiçek. Böyle devam ediyor. Gerçi ayağın kurşun daha fazla kazandı. Yani bu atın ekmeğinin kralını yedi. Ayağın kurşun. Ama burada bugün ayağın kurşun yok. Mustafa Çiçek var ve kısa vade altıları da seviyor bu safkan. Bursa'da 1300 metrede daha evvel de kum pistte birinciliği var ama bu safkan şu ana kadar çim pistte herhangi bir birincilik elde etmedi. Evet. Hakna biz burada banko atıyoruz arkadaşlar. Bu grubu geçeceğini düşünüyoruz. Hayır, yakındaki bir Cafer Bey'den de iyi bir koşu gelebilir. O daha çok o da kumcu ama çimde onun birincilikleri var Bursa'da. Grup koşularına katılmış bir safkan Cafer Bey. Yani bir şekilde burada İkinci altılı için konuşuyorum ben. İkinci altılı için iki tane alternatif bankomuz var ama bu sürdürek bankomuz. Onun için bunu atmayacak olan arkadaşlara bu tek attırdı belirttik rakiplerini. Yedinci koşu Bursa Emniyet Müdürlüğü koşusu. Kısa vade 6-3 yaşlı İngilizler ve 1500 metreye çıkacaklar. Burada 5 numaralı Agent Blue Kadir Tokaçoğlu alternatif banko. Belki bir maiden olabilir ama arkadaşlar bu safkan. Diğerlerine oranla iki koşuda da gayet güzel bir Mustafa Çiçek ve Karataş'la kendini ispatladı. Mustafa Çiçek burada yok. Kadir Tokaçoğlu var. Ama bu safkan Kadir Tokaçoğlu çalışma yaptı 9 Nisan'da. Onu söyleyeyim. Safkan uçuyor. Yani burada genelde hani maiden dışında böyle kısa vade 6'yı kazanan bir maiden'dan çıkmamış bir safkanın gelmesi zor. Ama imkansız değil. Burada bu safkanı biz alternatif banko ilan ediyoruz. Aksi takdirde 9 numaralı Hot Tocket Muhammed Mir Bilgin'le 6 numaralı Sally Boy Mustafa Çiçek 2 numaralı Süper Sadi Nevzat Avcı 3 numaralı Dilo Saadettin Boyraz ve 1 numaralı Alucard Eray Çizik 5 alternatif banko 9 6 2 3 1 diyoruz buraya. Sekizinci koşu şartlı bir iki yaşlı İngilizler ve 800 metredeyiz. 6 numaralı Last Sitter Nevzat Avcı ile Alternatif Banko. Arkadaşlar çalışmaları çok iyi. 21.2'lik bir çalışması var bu safkanın. Ve rahat yapmış bunu. Nasıl yaptıysa bilemiyorum ama bu Tisway, Dixieland Samurai, First Samurai bunlar birbirlerine çok yakın bir şekilde uyumlu orijinler arkadaşlar. Ben açıkçası bu atın belki de bunu ben kendi kuponumda banko atacağım yani şu alternatif banko. Bu atın kentler yaparak kazanma ihtimali çok yüksek. Dokuzuncu ve son koşudayız. Şartı 4-4 yukarı İngilizler ve 2000 metre.
Şimdi burada tabii 4 ve yukarı yaşlı İngilizler, bunların hepsini tanıyoruz zaten. Yıllardır bu atlarla beraberiz. 20 tane at koşuyor burada. Yatış ayağı bu tam. Evet, yani şartlı 4'e çıkmış bir de hepsi. 2 numara El Patron'la başlayalım, Sinan Özen. 3 numaralı Langeron burada. Onur Yıldız. 4 numaralı Rashomon Eren Aktu. 5 numaralı Rotovatör Okan Gökçe. 6 numaralı Sweps Mahsun Turan. 7 numaralı Zaldır Muhammed Mirbilgin ve 8 numaralı Anzaklı Ali Can İnce. Şimdi arkadaşlar, burası gördüğünüz gibi bir hariç 2 3 4 5 6 7 8 diyoruz buraya. Ama tabii ki son dakika şablonlarına göre bakacağız. Şimdi burada Who Keeps You'lar falan var yani, 85 handikap puanıyla 158 gün sonra çıkmışlar meydana. Şu Who Keeps You'lar yani belli olmaz bu tip şeyler arkadaşlar, bu tip atlar küt diye geliyor. 158 gün aradan sonra onun da yazıp yazmamak size kalmış. Ve Sweety Bella da iyi bir safkan. Burak Şah var Kadir Tokaçoğlu'yla. Yani Love Beauty var, King Bora var. Yani bunların hepsinin sürpriz yapma şansı var ama biz şu adları mutlaka yazılması lazım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet, Bursa ile ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. Zor bir gün gerçekten. Oynayan tüm arkadaşlar ben başarılar diliyorum. İstanbul videomuzda Premium üyelere ait olarak açık. Orada da iki tane bankomuz var. Yalnız Bursa bir tık daha zor. Son dakika şablonlarında mutlaka elemelerimizi yapıp yerlerine oturacağız diyoruz. Herkese hayırlı cumalar, hoşça kalın.